Herkese merhaba. Bugün sizlerle Denizli'deyiz. Denizli'de Sıra Kapılar'da bulunan Akyayla Kahvaltı Evi'ne gireceğiz. Burada biber tatarı yapacaklar, biberden cips yapacaklar. Bir de ne yapacaklar biliyor musunuz? Titrek tavşan dedikleri lezzetli bir menemen yapacaklar. Eğer bu lezzetli menemeni, kalep biberi tatarını ve cipsini merak ediyorsanız videomuza başlama önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber lezzetli bir titrek tavşan menemeni yiyelim. Hadi. Harika. Biber yağı. Evet, biber. Tereyağlı biber. Evet, tereyağlı biber. Harika. Arkadaşlar, bu da biber cipsi. Siz cips mi diyorsunuz? Cipso biber. Cipso. Evet. Bunu kurusunu, kışın kursunu veriyoruz genelde. Evet. Şöyle, üzerinde tereyağlı sosumuz bu. Sosun içerisinde de kendi biberimizden var. Aynı sos biberi, kaliberini sosunu yaptık. Hmm. Tereyağlı böyle sunum yapıyoruz müşterilerimize. Harika. Evet arkadaşlar, Tenure abladan lezzetli bir menemen.
Evet arkadaşlar, bugün Akya'yla kahvaltıdayız. Doğru dedim değil mi evet, Tenure abla? Evet, Akya'yla kahvaltı evindeyiz. Evet, kahvaltı evini unutmuşum. Evet, evet, önemli değil. Şimdi tabağı kalmasın, tabağı bırakabiliriz. Okay. Şimdi arkadaşlar, Tenure ablaya geldiğinizde her şey doğal. Öyle değil mi? Evet, hep kendim yapıyorum ben bunları. Yani yumurtayı bile kendi üretiyor diyebiliriz. Aynen, tavukları var. Evet. Biz menemen yapacağız. Dedim nasıl bir menemen olsun? Çok özel, ismi çok garip. Bu menemenin adı Titrek Tavşan Menemeni. Evet, bunun ismi Titrek Tavşan koyduk artık bugün. Evet, neden Titrek Tavşan Menemeni? Eşinin lakabı Titrek Tavşan. O da menemeni böyle seviyormuş. Ne yapalım abla? Bu şekilde yesek olur mu? Olur olur. Hiç bizim için bir sıkıntı yok. Tamam. Servis tabaklarımızı alalım. Aynen. Biraz ben şöyle alıyorum. Tamam. Şöyle alıyorum. Evet. İsteyen istediği gibi yiyebiliyor. Vallahi ben şuradaki yağı merak ediyorum. Ben özellikle tatmak istiyorum. Tamam. Sen bir de bu yufkalarımız aynen. Bu yufkalarımız kepekli undan yapıyoruz. Oo. Tam buğday. Fakat sunu değil bu. Esmer buğday. Tam buğday. Oh, mis gibi de kokuyor. Evet. Ben bunu köy köy ateşini... kokuyor bunda. Köy köy. Odun ateşinde yapıyoruz genelde biz bunları. Bülent abi. Başladık biz yemeğe. Afiyet olsun. Bir taraftan tadalım. Aynen. Arkadaşlar, kahvaltı organik bir kahvaltı diyebilir miyiz? Hemen hemen yarı yarıya organik. Ama doğal bir kahvaltı yapacaksanız buraya gelebilirsiniz. Çünkü kale biberi tatarı, yine cips tatarı, biz tatar deriz genellikle de yoğurtlandıktan sonra. Öyle bir lezzetler bulabilirsiniz. Başka neler var? Şu anda masamızda bulunan enginar turşumuz var. Hmm. Bu da harika. Seneye inşallah bunun tatlısını çıkaracağım ben, bu enginar. Genelde müşterilerin her kahvaltı koyuyorum. Bilmiyoruz diyorlar, görmedik. Elma diyorlar. Enginar bilemiyorlar enginar olduğunu. Patlıcan diyorlar. Elma diye ne oldu? Farklı farklı isim saydılar ama seneye tatlısını çıkaracağız bunu. Vallahi ben şimdi menemenden bir tane yumurta yedim. Harika. Harika. Harika olmuş. Bir de şöyle bir şey. Bu şekilde menemen yemek de çok keyifliymiş. Dolayıp dolayıp. Aynen şu şekilde. Evet. Ama bunun bir eksiği var biliyor musunuz? Ne eksiği acaba? Sizin... Evet, pul biber. Pul biberiniz. Evet. Bu kendi biberiniz değil mi? Tabii. Kendiniz öğütüyorsunuz. Tabii. Kale biberini. Biz bak şu anda bu bir kale biberin kaç çeşit şeysini yapıyoruz. Tatarı, şu tatarı. Mesela yeşil yapıyoruz tatarı. Kurusundan, cips sosundan tatar yapıyoruz. Böyle pul biberi, toz biberini yaptım. Gösteriyorum. Evet. Şu da pul biberi. Turşusunu da yapıyoruz. Biber deyip geçmeyeceğiz. Biberden var ya 3-4 çeşit şu anda yani üretme şeysi var yani üretebiliyoruz yani. Bir biber deyip geçmiyor. Yapmak isteyen bir hanımefendi olsun, şey olsun, bir sürü yemek yapabilecek yani biberden. Bir biberden. Biber deyip geçmeyin. Haklısın. Çünkü biberden çok şey yapabiliyoruz. Şimdi bir şey daha var. Titrek Tavşan beni uyarmıştı. Evet. Dedi ki biberimiz çok acı. Gerçekten de öyle. Evet, acı oluyor. Hani acılı bir menemen bile yemek isteseniz yani bu biberi tercih edebilirsiniz. Bunları satıyorsunuz bir taraftan da değil tabii, mi? Yani tabii. Amaç burada evet kahvaltı yaptım ama lezzetini bunları satabiliyorsunuz. Evet. Şimdi mesela müşterilerimiz lezzetini alıyor. Mesela cipso biberden istiyor. Nasıl yapıyorsunuz diye soruyorlar. Anlatıyorum ben de. Nasıl anlatıyorum? Yani önce kızdırıyorum güzelce. Evet. Kızdırdıktan sonra hemen atıyorum. Hemen saniyede. Kevgirle. Alabileceğim şekilde atıyorum. Çünkü çok atarsam yanıyor. Çok yandı mı lezzet olmuyor. O yüzden az az atıyorum. Alabileceğim şekilde hemen çıkarıyorum. Sizin bir özelliğiniz daha var. Atıksız mutfak üzerinde de çalışıyorlar. Nasıl? Domates ne yaptılar? Bir menemen yaptı. Kabukları ne yaptı? Evet. Hemencik içeride civcivler var. Onlara verdi. Evet. Değil mi? Evet. Tavuklarımız var. Civcivlerimiz var. Bu sizin bir de ödülünüz var. Evet. Yani bu kadar girişimcilik, farklı bir girişimcilik oradan da geliyor evet, değil mi? Tabii. Artık biz şu anda bayağı tecrübe kazandım ben. Çünkü çok şey yaptım. Mesela kız kardeşim olarak ödül aldığımız için çok yer gezdik bazı şeylere. Yani söyleyebilirsin, markayı yani söyleyebilirsin. Coca-Cola'nın. Coca-Cola'da reklamları falan oynadım ben. Ama çok faydası oldu bize. Reklamdan çok faydası oldu. Çünkü yani çoğu kişi bizi reklamladı, gördü, geldiler. Bize gerçekten faydası oldu yani. Evet. Teşekkür ediyorum kız kardeşlerim veya Coca-Cola'ya. Hatta her yıl yenileniyor evet mu? Her yıl yenileniyor. Mesela bu sene de 4 kişi seçilmiş. 4 kişinin yanında bizi de Denizli'de olarak
seçtiler yani. Evet, gittiniz, evet, onları desteklediniz. Aynı, peki aynı. tekrar yarışmalara katılıyor musunuz? Onu şey yapmıyorum. Başka birileri hani sebeplensin diye onu katılmıyoruz artık. Bugün bu sene geldiler yine buraya bizim dükkanımıza. Dedim ki biz tekrar başvursak olur mu? Hani kendi kızım adına falan dedim. Olmaz dediler. Çünkü başka sebep hani başka. Yok, Coca-Cola için demiyorum. Başka işte yarışmalar. Ya. Yok aslında. Yok, firma değil. Yerel yarışmalar vesaire. Olur aslında. Giderim, katılırım zaten. Hani haberim olduktan sonra başvururum zaten. Esasında sizin bir güzel özelliğiniz var. Yani tamamen kadın girişimci, evet, olarak yöresel ürünleri kullanarak hizmet veriyorsunuz. Tabii. Belki de Denizli'de teksiniz. Yani. Bir de Kaleli'siniz. Aynen. Çünkü şöyle bir şey var. Biz köylünün elinden ürünü topluyoruz. Kendim imalat ediyorum. Genelde gelen müşterilerimiz diyor ki kahvaltı falan çok ucuz. Neden? Çünkü ben kendim imalatını kendim yapıyorum. Çok hani dışarıdakiler gibi vermiyorum. Uygun veriyorum. Müşterilerim memnun oluyor. Çünkü üretimi kendim yapıyorum. Her şeyi kendim yapıyorum. Yani. Evet. O yüzden memnun kalıyorlar yani. Köylüyü de destekliyorum yani. Köylüdeki bayanlara. Bir pazar günleri çalışmıyorsunuz. Bir pazarlar kapalıyız. Kale biberimizin biber tatarını yiyelim değil mi? Onu da bir tadına bakalım. Nasıl yememiz lazım? Bunu da servis tabağına alalım. Tamam. Ben bitirmedim daha. Şöyle. Böyle onu da nasıl yiyoruz? Ben şey yapayım. Tamam. Teyzem, bunu özellikle şöyle. Bunu koparıyorsun böyle. Tamam. Şöyle dolayıyoruz. Oh. Şöyle. Ama ben beceremedim. Bunu yufkaya dürünüyoruz. Tamam. Şöyle. Bir daha parçalayalım. Tamam. Bunun özelliği bu. Şöyle. Vallahi bu bibere biraz daha pul biber. Aynen, onu da pul biber serpebilirsin. Yoğurt da koyabilirsin arasına. Şöyle biraz Kale'nin zeytinyağıyla, evet, harmanlanmış toz biberi. Şu şekilde. Isırarak yiyeceğiz bunu artık. Harika. Yalnız biraz tuzu eksik, o da normal. Tuz çok koymuyoruz çünkü genelde müşterilerimiz tercih etmiyor tuzu. O yüzden masalarımızı koyuyoruz, herkes ilave ediyor. Tuz, evet, koymuyoruz çünkü herkes tuz yemiyor. O yüzden tuzu tercih etmiyoruz. Gözlümler falan her yerde tuzdan elimize geri çekiyoruz. Peki şey soracağım. Burada mesela cips. Evet. Acılısı var, acısısı var değil mi? Evet, nasıl seçeceğiz bunu? Evet. Artık denk geldi gibi. Çünkü içine acı bilemiyorsun. Bu sene çok acı değil biberler. Müşterilerimiz bu sene acı yok biberler diyor. Artık bazen hani şey yapamıyoruz. Orada da şey geldi. İyi bir eğlence herhalde değil, evet, mi? Evet. Genelde çok seviyorlar cips biberini. Peki buranın adresi nasıl? Buranın adresi Merkez Efendi Sırıkapılar diye geçiyor. Sırıkapılar'da 1520 sokak dedim. Zaten Google'da var bizim, tabii, adresimiz. Genelde Google'dan konum her şey var. Bulup geliyorlar müşterilerimiz. Şimdi bir arkadaşlar, buraya turistler de geliyor. Yani geliyorlar. Değil mi? Evet, turistler, evet, geliyor. Almancılar, turistler, yabancılar bayağı çok geldi bu sene, Almancılar falan. Kişinin İngilizce bilmesi, Arapça, evet, bilmesi, Rusça bilmesi, evet, tabii bu da bir etken. Tabii. Eğer bizim sesimizi duyan birileri varsa rahat rahat gelebilir her yerden. Aklına gelsinler. Peki ortalama fiyatlar nedir? Mesela biber tatarı yemek dediklerinde, cips yemek istediklerinde derlerse alıyorlar, daha ucuza mal edebilirler. Tabii, tabii. O başka bir şey ama sizden buradan yemek istedik. Ne kadar mesela ortalama? Müşterim geldiğinde sadece hani melemen istediklerini, melemenin porsiyonu 40 lira. 40 lira. Bunun yanında direkt melemen vermiyorum ben. Mesela şöyle bezdirmelerimiz var. Evet. Gerekirse bazlımı da veriyorum. Bak, mısırımlı bazlımlarımız da. Evet. Şöyle mis gibi. Bunun yanında ben çok çeşit koyuveriyorum. Cipso koyuveriyorum. Turşularımdan koyuyorum. Domates koyuyorum. Ben çok çeşit koyuyorum melemenin yanında. Ekstra kaliberine gelince kaliberin yanında domates soğuyucu koyuyorum. Başka ne koyuyorum? Dip soda da koyuveriyorum. Hani tadını baksınlar. Bir lezzetimizi zaten anladım. Üretim sana ait, aynen, olduğu için hiç çekinmeden ikram ediyorsun. Aynen. Mesela bazımı koyuyorum. Abla elin korkak alıştırım diyor genel müşterilerimiz. Bol bol koyuveriyorum. Peki serpme kahvaltı adına bir şey yapıyor musun? Serpme kahvaltıda menü çeşidimiz çok. Evet. Hep kendi yaptığımız doğal ürünleri koyuyorum. Çilek reçelim var, kendimiz yaptığımız. Börtlen reçelimiz var. Bunun, evet, yanında melemen koyuyorum isteyene. Evet. Pişimiz var. Bazım hamurumuzdan kendimiz yaptığımız pişimiz var. Bunu çikolata isteyen çikolata sürü veriyorum. Bazlamayı tereyağı sürüp öyle veriyorum. Bezdirmeyi de tereyağı sürüp öyle veriyorum. Sahanda yumurta yapıyorum sucuklu, kaşarlı. Oo. Yani köy süper. Yumurtası. Onlara da deneyeceğim. Tabii. Onları da veriyorum içine. Yani çeşit
çok sus. Hani genelde arıyorlar, abla menün içinde ne var, kahvaltı menü. Diyorum kuş sütünden gerisi var. Her şey var yani. Önemli içinde olan ne yemek istedikleri değil mi? Aynen. İstediklerini diyorum ben mesela şu fiyat diyorum. Korkanı gel korkmayın siz diyorum. Bizde tostu var. Bazım tostu yapıp veriyorum. Diyorum içeriden de açık büyük kahvaltı. Taban alışına bağlı. Mesela ne kadar isterseniz alıyorsunuz, ben ona göre fiyat alırım diyor. Peki, öyle de yapabiliyorum. Peki isterseniz. Çay sınırsız çay mı? Çay sınırsız. İstediği kadar. Çay da çam ağacının sırtını dayadı, oradan isteyen alabiliyor yani. Çaylar da kendin alıyor. Self servis. Vallahi eline yani, koluna evet. Sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür. Böyle titrek tavşan menemeni yemek de güzelmiş arkadaşlar. Titreyip dur bak yumurtalar. Aynen. Tavsiye ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer lezzetli bir kahvaltı yapmak isterseniz Akya ile Kahvaltı Evi'ne mutlaka uğrayın. Tenur ablamızla tanışın. Belki sadece bazlama arası bir şeyler sürdürerek yiyebilirsiniz. Size güzel lezzetler yapacaktır. Yani. Hayat bu. Evet. Direkt bazlamayla değil yani istediğinizi verebilirim. Yani her türlü yardımcı olabilirim. Hiç korkmadan, çekinmeden gelebilirsiniz. Evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese selamlar.